Çocuklar, size daha önce hiç tarih derste anlatmadık. Ama bu tarihe değer vermediğimiz için değil, tam tersine tamamıyla önemsediğimiz içindi. Anlattıklarımızı anlayacak yaşa geldiğinize göre artık tarih dersine başlayabiliriz. Bir toplum tarihini, yani geçmişini bilmezse, geçmişte yaşanan tecrübelerden ders alamaz ve böylece daha önce dedelerinin yaşadığı acıları tekrar tekrar çeker. Sadece acıları yaşamakla kalmaz, aynı zamanda dedelerin başarabildiği ve üstesinden geldiği sorunlara karşı da cesaretsiz kalır. Hayrola Avan? Geç kaldığın için mi suratın asık? Geç kaldığım için mi? Yok daha neler. Aslında hiç gelmeyecektim ama şu yuvamı yıkanı bulmak için geldim. Ne diyorsun Avan? Ne yuvası? Ne oldu ki? Şöyle söyleyeyim sevgili öğretmenim. Öğrencilerinizden biri dün gece gün boyu yapıp bitirdiğim evi yıkmış. Onu diyorum. Kendi evini yapamayınca kıskandığından benim evime saldırmış yani. Artık eline ne geçtiyse. Ne diyorsun Avan? Kim yapmış? Niye yapmış? Emin misin? Gördün mü? Olacak iş mi bu? Bilgemen, hemen kızmayın. Eminim Avan yanlış anlamıştır. Kim niye yaptı evi yıksın ki? Avan, ne oluyor bakayım? Arkadaşlarını zan altında bırakıyorsun. Gördüğün, bildiğin bir şey var mı? Yoksa belki de yaptığın ev ya da her neyse sağlam değildir. Kendiliğinden yıkılmıştır. Öyle mi? Şimdi suçlu ben mi oluyorum? Rüzgar, Rüzgar nerede? Ona bir soralım mı? Bence o bir şeyler biliyordur. Ben mi? Ne gibi anlamadım? Anlamazsın tabii. İşine gelmiyor değil mi? Dün yaptığım eve hayranlıkla bakmıyor muydun? Yalan mı bu ha? Yalan mı söylesene? Avan bakıyorum da çatacak birilerini arıyorsun galiba. Benimle uğraşacağına avcıya git. Ne bileyim yavana git. Kanter içinde taşları dizerken gördüm seni. Bir an yardıma ihtiyacın var mı diye baktım o kadar. Sonra vazgeçtim. İyi ki vazgeçmişim. Baktım diye beni suçladığına göre yardım etseydim kim bilir neler derdin. Allah Allah. Çocuklar, çocuklar. Susun bakayım. Bırakın aranızda didişmeyi. Avan, sen emin olmadan arkadaşını suçluyorsun. Çok yanlış. Hem de çok. Ama biri evimi yıkmış. Onu yaparken gören sadece Rüzgar. Rüzgar her konuda illa birinci olmak ister. Eminim kıskandığı için yıkmıştır. Başka ne olabilir ki? Uyur yüzer de değilim. Gece uykumda kalkıp ben yıkmam herhalde. Hem de kendi evimi. Evin yıkılmış. Anlıyorum seni. Ama gerçekten ben yıkmadım. Ama en son sen görmüştün. Evini nerede yapmıştın sen? Parkta görmedim hiç seni. Parkta istediğim malzeme olmayınca başka bir yerde yaptım. Hem ne fark eder ki? Parkın dışında yapmayın dediğinizi hatırlamıyorum. Elbette öyle bir şey demedim. Ama ev nerede yapılır? Zemini nasıl olmalı? Nerelere yapılmalı gibi bir sürü şey anlattık. Tabii sen hiçbirini bilmiyorsun. Çünkü her zamanki gibi dersten kaytardın. Sen bize evi yaptığın yeri göster bakalım. Hep beraber bir görelim. Tabii öğretmenimizin müsaadesi varsa. Tabii tabii. Ne demek? Tarihe sonradan kaldığımız yerden devam ederiz. Bu mesele mühim. Önce onu halledelim. Bence de. Resmen durduk yere suçlanıyorum. Bir an önce çözülsün bu iş. Sanırım bugün bir tarih yazılacak. İlk defa Van sanık değil, tanık olarak çıkıyor sahneye. Tanık değil canım, şikayetçi. Dikkatini çekeyim. Tarihi yanlış yazmayalım. Delilsiz suçladığına göre şikayetçi değil. Olsa olsa, her neyse. Bırakın bunları. Tarafsız olan tarih yazsın. Nasıl olsa gerçekler ebediyen gizli kalamaz. Ve tarih kimseyi kayırmaz. Umarım öyledir. Yoksa havanın dilinden kurtulamam. Hem de yapmadığım bir iş yüzünden. Merak etme. Er geç masum olduğun ortaya çıkacak. Umarım öyle olur. Bir yere mi yetişmeye çalışıyorsun Sam? Bu ne surat? Başım döndü. Hayrola? Şimdi de yoruldun mu yoksa? Ama anlamıyorum ki. Ne yapmamı istiyorsun?
Durayım mı, devam mı edeyim? Allah'ın cezası durma. Ama hapishane voltası gibi koşturmadan. Adam gibi. Aheste aheste. İzin ver de düşüneyim. Bu bilgemen miydi neydi? Yaşlı kaplumbağa sandığımdan da akıllı çıktı. Tam da bir çekiç kafalıdan beklenen şey. Kuzum, hangi çağda yaşıyoruz biz? Buz devrimi. Senin o koca kafan ancak senin gibi hayvanlarda işe yarar. Karşımızda minik minik kuzucuklar var. Onları ince ince işleyeceksin. Ne olduğunu daha anlamadan akıllarını başlarından alacaksın. Onlara bir tuzak hazırlayalım. Kuş gibi kafesleyelim hepsini. Teker teker. Sam. Sam. Nasıl yapışıksın sen buna? Anlat da biz de duyalım. Şehre giremiyoruz. Dışarı çıkmalarını bekleyeceğiz mecburen. Onlar çıkınca da kafese düşecekler. Ya ben de aptal aptal sizi dinliyorum burada. Neyse. Bana bir an önce işbirliği yapacak birini bulun. Karakteri zayıf biri. Düşünmeyi de bana bırakın. Sizin beyninizde fosfor kalmamış belli. Karakteri zayıf ve kullanılacak biri. İşte burası. Gördüğünüz gibi malzemeler darmadağın. Taş üstünde taş kalmamış. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Aman bak ne diyeceğim. Eminim senin evine kasteden kişi sana çok fena kafayı takmış. Ama kim? Onu bulmalı ve haddini bildirmeliyiz. Daha neyi merak ediyorsunuz anlamıyorum ki. Rüzgar. Başka kim olabilir ki? Şşş. Öyle bağırma. Rüzgar veya başkası. Her kimse duymasın. Şimdi sen beni dinle. Şöyle yapıyoruz. Demek öyle. Bu sefer dersini alır umarım. Aman kıskaç, dikkatli olun. Çocuğun üstüne fazla gitmeyin. Ders alacağı yerde kinlenmesin. Haklısın galiba. Kusurlarımızı görmek büyük bir erdemdir. Hatayı tamir etme şansı verir. Ama genelde hatayı başkasına yüklemek, kendini aklayıp temize çıkarma duygusu ağır basar. Böylece daha büyük felakete sürükler. Dikkat etmek lazım. Bunlar daha çocuk. Onlar hata yapacak. Biz onaracağız. Onlar yıkacak, biz yapacağız. İşte geldik. Ne dersin? Gidelim mi oraya? Gitmeyelim. Mavişe haber ver, ona yardım etsin. Yalnız kalmasın. Yalnızlık, şüphe tohumlarının yerleşmesi için en verimli imkanlar sağlar. Kendi kendine konuşur, soru sorar, sonra da cevabını kendisi verir. Doğruyu bulmak zorlaşır, kimse yalnız kalmamalı. Her zamanki gibi yine haklısın galiba. Taş kafa! Bizi ne hale düşürdün? Ne yapacağız şimdi? Hadi bul bakalım. Zayıf karakterli bir balık getir bana. Başka bir fikrin varsa sen söyle o zaman. Nerede bulacağız onları? Şehre gidemiyoruz. Bırak gitmeyi, yaklaşamıyoruz bile. Buraya geleceğini nereden biliyorsun öyleyse? Bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Burası olmasa başka yerde bekleriz. Elbette bir yerde birini ele geçiririz. Bunlar hep sürü halinde yaşamıyorlardır herhalde. Herhalde. Kuzum, kaç gün sürecek bu iş? Daha ne kadar boş boş bekleyeceğiz? Ne bileyim ben. Çok istiyorsan tepeye git, itiraz et. Ama üstüme gelme öyle. Önümde bir sınırım var. Bilmez miyim? Öğretmenim, madem pusuya yattık, rüzgarı bekliyoruz. Aman! Diğerleri de burada olsaydı. Herkes onun gerçek yüzünü görseydi. Daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olmazdı. Neden? Herkes görse daha çok utanır, bir daha asla yapmazdı. Ben olsaydım öyle düşünürdüm. Göreceğiz şimdi, göreceğiz. Neyi? Neyi göreceğiz, neyi? Sabret sen şimdi. Sen olsaydın öyle düşünürdün demek. Bu bir iddia. Bakalım ve görelim. Anladıysam ne olayım? Maviş. Efendim öğretmenim. Maviş, suyun hareketleriyle ilgili derste anlattıklarımı tekrarlayabilir misin?
hatırladığın kadarıyla. Öğretmenim, o kadar çok şey anlattınız ki. Hangisinden başlamamı istersiniz? Mesela bulunduğumuz noktadan başlasam olur mu? Olur, olur. Hem de çok isabetli olur. Öğretmenim, burası şehirden geçen su akıntı yollarının en güçlüsü. En önemli özelliği ise gündüz durgun, gece ay çıkınca harekete geçmesidir. Aman Allah'ım, gecenin bu vaktinde çalışmak için mi geldik buraya? Acele etme Avan. Bırak Mavi sözlerini bitirsin. Nerede kalmıştım? Gündüz durgun, gece ay çıkınca harekete geçmeydi. Doğru, orada kalmıştık. Şu an ay çıkmak üzere. Biraz yükselince burada durmakta bayağı bir zorlanacağız. Neyse ki kayalıkların arkasında olduğumuz için tehlikeli bir durum yok. Ama anladığım kadarıyla Ava'nın evi için aynı durum söz konusu değil. Su hareketi hızlandıkça evi oluşturan taş, kum, dal ne varsa savrulup gidecek. Bakın başladı bile. Evet, artık Ava'nın evi diye bir şey yok. Devam edeyim mi? Kâfi, kâfi. Evet Avan. Demek oluyor ki senin evini yıkan rüzgar bizim rüzgar değilmiş. Boşuna günahını almışsın. Gerçekten bu muymuş? Ben de... Neyse, biz bu dersi okulda işlemiştik. Ama sen derse katılmayınca uygulamalı dersini almış oldun. Sabah bana gösterdiğinde her şeyi anlamıştım. Ama ders ders gibi olsun diye bu evi bir daha sana yaptırdım. Kimseyi buraya toplamadım ki. Bu durum aramızda kalsın. Öğretmenim, ne de düşünceliymişsiniz. Ama... Dur bekle. Anlatacaklarım henüz bitmedi. Herkes görmüş gibi sen de dersini al. Hem bilmeden kimse hakkında kötü zanda bulunma. Hem de bence derslerini aksatma. Böyle şeyleri öğrenmek için bu kadar eziyet çekmemiş olursun. Neyse, gece bu saatlere kadar uyanık kalmak doğru değil. Gün erken doğuyor. Hadi herkes evine. Hadi Avan, o kadar üzme kendini. Rüzgara ufak bir özür borcun oldu, o kadar. Of ya, ön yargılı olmak ne de kötüymüş. Dersini almışa benziyorsun. Biraz pahalı bir mal oldu bu ders sanki. Öğretmenim, gece yarısı dersi bittiyse biraz akıntıya katılabilir miyim? Bizim evin oradan geçiyor sanırım. Neden olmasın? Dikkatli ol ama. Çıkışı kaçırma. Merak etmeyin öğretmenim. Sabah görüşürüz. Görüşürüz Maviş. Biz de ufak ufak dağılalım artık. Yarın da nerede ev yapacağına karar verirsin. Çocuklar yardım eder sana. Evi bitirince görürsünüz. Yardım vardım istemem. Kendim yaparım. Merhaba arkadaşlar, ben Maviş. Kanalımıza, yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.